Kanalımızdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel el açması patatesli börek yapacağız. Burma börek diye geçiyor bu böreğimiz ama çıtır çıtır çok güzel oluyor. Eğer hazırsanız bu güzel böreği yapmaya hemen başlayalım. Bir kabımızın içine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Bir çay bardağı süt. 2 yemek kaşığı sirke. Hangi sirke olduğu fark etmiyor. 1 adet de yumurtamızı ilave ediyoruz. Yarım su bardağı da su ilavesi yapacağız. 2 tepsi yapacağız. 2 tepsi için veriyorum bu ölçüleri. Eğer bir tepsi yapmak istiyorsanız ölçüleri yarıya düşürebilirsiniz. Birer çay kaşığı da karbonat ve tuz ilavesi yaptık. Bu arada tepsimiz küçük bir tepsiydi. Eğer büyük bir tepsi de yapacaksanız da yine bu malzemeyle yapabilirsiniz bu miktarla. Toplam 5 su bardağı da unumuzu kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. İlk başta bu şekilde bir kaşık yardımıyla kıvamını bulana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra güzel bir kıvam elde ettikten sonra elimizle yoğurma işlemine geçeceğiz. Şimdi artık güzel bir kıvam elde ettik yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor elimizle yoğurma işlemini devam ediyoruz. Yoğurma işlemimiz tamamlandı gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde etmiş olduk şimdi artık hamurumuzu dinlendirmeye bırakıyoruz nemlendirmeyi bırakmadan önce bezeleri ayıracağız. Bir açma işlemi uygulayacağız. Daha sonra da güzelce 2-3 saat kadar hamurumuzu dinlendireceğiz. Şimdi bu şekilde şimdi hamurumuzu toplam 20 adet bezeye ayırıyoruz. Eşit büyüklükte 20 adet beze elde etmiş olacağız. Bu şekilde büyüklükleri hepsi gördüğünüz gibi eşit olacak şekilde. Şimdi kesme işlemini tamamladık. Artık bezelerimizi yuvarlama işlemine geçiyoruz. Bütün bezelerimizi yuvarlayalım. Bezelerimizi yuvarladıktan sonra bir miktar açacağız arkadaşlar. ile bu şekilde bir merdane yardımıyla bir miktar açalım. Yani Ortalama fındık lahmacundan bir tık daha büyük olacak şekilde açalım. Şimdi size gösterince zaten büyüklüğünü anlayacaksınız. Şöyle şu büyüklüğe gelene kadar açıyoruz. Nişastayla açıyoruz. Şimdi dinlendirme işlemine geçeceğimiz için bir tahta veya bir tepsinin üzerine açtığımız bu hamurlarımızı bu şekilde yan yana koyalım. Üzerine yağlı kağıt veya buzdolabı poşeti ilave edip yine ikinci kata da bu şekilde hamurlarımızı koyalım. İlerleyen aşamalarda da işlemin devamını göstereceğim sizlere. Evet, bütün bezelerimizi güzelce açtık bu şekilde bu büyüklükte. Hepsini gördüğünüz gibi böyle ara ara katlarına koyarak yağlı kağıt yaptık. Ve şimdi yağlı kağıdımızı artık son olarak keseceğiz. Ve bu şekilde dinlenmeye alıyoruz. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 2 saat kadar dinlendi hamurlarımız. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir hal aldı. Şimdi iç harcımızı hazırlayalım. İç harcımız için 4 tane orta boy patatesimizi Haşladık, soyduk, güzelce ezdik. Kenarda görüyorsunuz bir çatal yardımıyla ezdik. Şimdi bir tutam kadar maydanozumuzu ince ince doğruyoruz. Yine bir tutam kadar da, yani 4-5 ince dal kadar da taze soğanımızı doğradık. 1 yemek kaşığı kadar domates salçamızı da 6-7 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız ile güzelce kavurduk. Üzerine soğanlarımızı ve maydanozumuzu ilave ediyoruz. Baharat olarak da. 2 çay kaşığı kadar toz biberimizi ilave ediyoruz. 1 dakika kadar bu malzemelerimizi de ocakta kavurduk. Daha sonra bu şekilde karıştırdık. Tuzumuzu en son ilave edeceğiz. Şimdi önceden haşlayıp ezdiğimiz patateslerimizi hazırladığımız bu harcımızın üzerine ilave edeceğiz. 1 çay kaşığı dolusu tuzumuzu da ilave ettik. Son olarak karıştırarak da artık iç harcımızı tamamlamış olduk. Artık dinlenen bezelerimizi bol nişastayla bir merdane yardımıyla incecik olana kadar güzelce açmaya başlıyoruz. Biliyorsunuz burma baklavalar gibi burma böreklerde yine bu şekilde merdane ile bol nişastayla ve incecik olana kadar açılır. Açma işlemimize geçtik. Gördüğünüz gibi bayağı bir incelttik arkadaşlar. Artık yeteri kadar incelttiğimizden emin olduktan sonra iç harcını koyma işlemine geçeceğiz yavaştan. Bu şekilde bir ucunu oklavanın üzerine katlıyoruz. Daha sonra hazırladığımız iç harcından 2 yemek kaşığı dolusu ilave ediyoruz. Bu şekilde elimizle her tarafı homojen bir şekilde gelene kadar yayalım her yere eşit miktarda gelsin. Daha sonra karşı tarafı da yine katlayıp sarma işlemine geçiyoruz. Sararken ne çok sıkı ne de çok gevşek saralım. Tam orta ayarda saralım. Daha sonra nazikçe büzelim. Büzme işlemini yaptıktan sonra bu şekilde dikdörtgen tepsimize altında yağlı kağıt olacak şekilde bırakıyoruz. Tamamını yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tepsimiz küçüktü dediğim gibi size. Toplam 6 adet girdi böyle yaptığımız e, burma böreklerimizden. Şimdi üzerlerini güzelce tereyağı ve sıvı yağ karışımımızla yağlıyoruz. Daha sonra fırına alacağız. Fırında 200 derecede kontrollü bir şekilde yaklaşık yarım saatle 40 dakika arası pişirelim. Evet, çıtır çıtır, burma patatesli böreğimiz pişti. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Zaten ne kadar gevrek ve çıtır olduğunu da buradan anlıyorsunuzdur. İç malzemesi de çok güzeldi zaten. Gördüğünüz gibi patates ve e, yeşil soğan çok yakışıyor birbirine. Umarım bu tarifi denersiniz ve sizler de çok beğenirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.